Alalım. ALB Forex'e döneceğiz. Yatırım uzmanı Volkan Kurcuk telefon attığımızda. Volkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Volkan Bey beni duyabiliyor musunuz? Burçak Hanım. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Dolardan bahsediyorduk. Dışarıda ve içeride dolar hareketi borsayı da destekleyen bir hareket oldu. Ve dolar TL'de artık 2.58'leri görüyoruz. Uluslararası piyasalarda da zayıflayan bir dolar var. Bu hareket kalıcı olacak mı sorusu soruluyor. Ne düşünüyorsunuz? Son zayıf verilerin ardından doların toparlanması zor mu? Kısa vadeli bir hareket mi? Yoksa uzun soluklu olabilir mi dolardaki değer kaybı? Şu anda mevcut hareketi aslında dolar TL açısından baktığımızda bir düzeltme hareketi olarak algılamak daha doğru bir görüntü gibi görünüyor. 2.75 seviyelerinde zirve yapan ve 2.65 destek seviyesinin kırılmasıyla birlikte 2.58'lere kadar oluşan geri çekilmeye tanık olduk. Bu net olarak dolar TL'de bir dönüş sinyali mi? Bunu söylemek için henüz erken. Gerek dolar tarafında yani dolar endeksinin de yurt dışında 90'lı seviyelerin altına inmesi açıkçası tüm gelişmekte olan ülke kurları üzerindeki baskıyı nispeten hafifletebilir. Ama şu anda dolar endeksine baktığımızda 94 seviyesine yönelik bugün itibariyle kısmi bir yukarı hareketi görüyoruz. 2.58 seviyesine dolar TL'de geldik. Bu seviyelerin şimdilik tepki ürettiğini görmekteyiz ki önümüzdeki saatlerde eğer tepki devam ederse ki 2.59-50 bölgesi üzerinde bir hareketi görebilirsek dolar TL'de 2.61 seviyesine kadar kısmi tepkiyle karşılaşabiliriz. Ama tabii bu net olarak dolar TL'yi tekrar bir yukarı yönlü hareketin içerisine sokar mı? Bunu da söylemek için oldukça erken ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Güçlü volatilite halihazırda piyasalar üzerinde devam edecek gibi görünüyor. Şimdi mesela 2.70 seviyelerinden dolar almış bekleyenler var. O tarz yatırımcılara ne öneriyorsunuz bu son gelişmelerin ardından Volkan Bey? Tabii ki şimdi seçime doğru giderken dolar TL'nin içeride pozitif yönde ayrıştığını söyleyebiliriz ama bunu hani tekrar belirtmek gerekirse bu hareket bir düzeltme olarak görünüyor. Yeniden 2.63 seviyesi üzerine kurların atması ve doların global anlamda tekrar 96 seviyesi ve üzerine hareket etmesi içeride muhtemelen dolar TL üzerindeki baskıyı devam ettirebilir gibi görünüyor. Ve böyle bir durumda 2.65 seviyesinin üzerinde dolar TL önümüzdeki zaman dilimi içerisinde kalmaya başlarsa yeniden güçlü yapıya geri dönebilir. Bu durumda tabii ki 2.70 seviyeleri hani muhtemelen hedef olarak kalmaya devam edebilir. Ama şu anda hani pozitif taraftayız. Evet, zaman zaman tepki alımları geliyor ve gelmeye de devam edebilir ama bu tepki alımlarının gücünü görmek gerekiyor. 2.63 üzerinde ilk etapta yükseliş yönde eğer dolar TL'de hareketi görebilmek için bu seviyenin üzerinde kalması gerekiyor. Eğer bu durum olmazsa 2.58-2.55 seviyesinde bekleyen alıcıları görmemiz gerekiyor ama kısa vadede olarak bakıldığında hani 2.50'nin altında kurun çok hareket etme ihtimali şimdilik zayıf. 2.50-2.55 bandı evet girebiliriz. Bu seviyeye kadar gerileyebiliriz ama bunu söyleyebilmek için öncelikli olarak 2.58'in aşağı yönde geçilmesini beklemek gerekiyor. Evet, bu arada Volkan Bey, uluslararası piyasalarda altın fiyatları da zayıf Amerikan verilerinin ardından yönünü yukarı çevirdi ve ons altında 1220 dolarlar dün açılmıştı. Gerçi bugün bir miktar düşüş var. İçeride de gram altın fiyatının giderek 100 lira seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatırımcılara altın için ne tavsiye edersiniz? Öncelikle gram altındaki 100 lira seviyesi, yani şu anda 101 lira seviyesinde. Tek sebebi dolar TL. Dolar TL'nin 2.70 seviyesinden 2.58 seviyesine gelmesi içeride gram altını zayıflattı. Yaklaşık olarak 103 lira, 103 liradan gram altının 101 lira seviyesine geldiğini gördük. Ons bazında bakıldığında hala sıkışma devam ediyor net anlamda. Hani bunu trendin devam edebilmesi için 1.220-1.230'un tutulması gerekiyor. Ama bugün için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 1215 üzerinde ons altın kapanış yaparsa kalması durumunda birazcık daha iyimser tarafta olabiliriz ki 130 seviyesi hali hazırda potada kalmaya devam edebilir. Ama
1215'in altında bugünlerde kapanış yapamıyorsak, bugün pazartesi de dahil olmak üzere muhtemelen 1205 bandına yönelik geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Ama ons altında mutlaka yukarı yönlü trendin desteklenebilmesi için 1230 üzerindeki kapanışı görmemiz gerekiyor. Volkan Kuyucuk, teşekkür ediyorum.